Bizim köyün Çayda Çıra hikayesini bilmiyor musunuz? Ana. Bilmiyoruz. Sen de bilmiyorsun. Dede Çayda Çıra'yı anlatıyor. Ya yaşadı. Hiç. Sen de bilmiyorsun, sen de bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Bakın size onu anlatacağım şimdi. Beyoğlu'nun çayın kenarında bir düğünü yapılıyormuş. Duydunuz mu? Bilmiyorsunuz. Gecenin böyle en hareketli, en parlak, ay ışığının böyle pırıl pırıl olduğu bir zamanda birdenbire bir ay tutuluveriyor. Ortalık zifiri karanlık, hiçbir şey yok. Ha? Göz gözü görmüyor. Beyoğlu'nun hanımı ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Köydeki o genç kızlara hemen diyor bizim eve gideceksiniz köşke. Oradaki çıraları alacaksınız. Tabakları koyup mumları yakmadan önce çıraları yakacaksınız ve koşa koşa buraya geleceksiniz. Bayağı Çayda Çıra hikayesi. Evet. Ah. Bunu duymadın. Yok. Yok. Hiç duymadım. Demek hem bu köyde yaşıyorsun sen bunları bilmiyorsun. Yok ben bu köyde yaşamıyorum. Daha sonra kızlar gitmişler. Bütün evdeki çıraları almışlar yakmışlar. Koştura koştura gelirlerken bir bakmışlar derenin kenarında. Ayakları suya değmiş. Kestik. Ne o ya? Şoray. Kestik mi? Ya senin ne işin var kardeşim burada? Ne bileyim abi ki. Çekim yapıyoruz burada görüyor musun? Bak kamera orada. Çekim mi? Siz necisiniz? Siz ne yapıyorsunuz? Biz de çekim yapıyoruz. Bak elimde tüfek tamam, var. Tamam tamam tüfek tamam 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 tamam. Bir dakika bir dakika. Tamam tamam abi tamam. Çek. Ya görmüş seni burada. Yok tamam tamam. Yok. Amma Celal'in ya. Çayda Çıra'yı anlatıyor. Kaç seferde bir şu güneşin altında. Yazık değil mi bize? Ne uğraşıyorsun abicim ya? Uğraşıyoruz abi. Ne uğraşıyorsun ya? Ay işte şimdi bak görürüz ne ya şunu şöyle bir çekir. Ne, şeytan dolu. Mesut abiye tut. İlla böyle tutacaksın. Mesut abiye ya tut. Ya bırak. Ya kardeşim gitsene sen kendi işine. Kendi işimdeyim işte. Çayda Çıra'yı anlatıyorsun. Biz de Çayda Çıra'yı anlatacak. Çekim yapıyoruz ama burada. Nasıl yani? Nasıl yanlışı var mı? Bak kamera burada. Herkes ne bileyim burada. Abicim ben kamerayı mı gördüm ya? Çekimden ne haberin var benim? Kamerayı görmüyorsun. Niye geliyorsun buraya? Abicim kamerayı gördüm ben. Çekimi bozduğumu bilmiyordum ben ya. Çayda Çıra'yı anlatıyordun. Geldik biz de. Bak çayda kalbim başım düşeceğim bayılacağım. Sebebi sen bayılma. Olacaksın. Oktay abicim kurban olayım ya. Tamam bir daha çekersiniz abi. Bakın onu çekeceğiz mi? Mevzu tamamdır. Vay, gel gel. Vay. Ne oldu ya böyle birden vay, daldın? Vay. Vay. Mesut abi. Evet abi. Neredesin ya böyle? Sen, biz buralardayız. Sen hayırdır? Elazığ'da. Buyur. Buyuralım abi. Vay Mesut Elazığ'da abi. Elazığ'da bir film çekiyoruz. Ne filmi? Kanal 7 televizyonu için. Yine aynı televizyona daha doğrusu. Çayda Çıra. Çayda Çıra'nın filmini mi çekiyoruz? Filmini çekiyoruz. Elazığ'da. Ait evet. Olduğu yerde. Ait olduğu yerde tabii. Güzel abim çekiyorum da. Mesut abicim. Bu spor ayakkabı. Bu Allah'ım. Allah'ım. Oh bakamıyorum. Bakalım güneş gözümü mü alıyor? Sen mi? O şap ya Mesut abi. Bu nedir abicim? Bu Spielberg havaları nedir? Hayırdır bu yönetmen? Güneşten korunmak için kırda bayırda çalıştığımız için. Bu ne abi omuzumuzdaki? O da işte ter alsın diye arada bir kullanıyoruz. Böyle havaya mı giriyorsunuz Mesut abi? Estağfurullah. Aynı zamanda filmimizin bir parçası bu kostümlerinden biri. İşte İsmail efendi, İsmail dediği oynayan abimizin bir parçası. Çocuklarımıza hikayeler anlatıyor. Abi işte, oğlum sen benim ciğerimin parçasısın Mesut abicim. Seni eyvallah, ne beter sevdiğimi bilirsin. Bu yönetmenlik nasıl oldu Mesut abicim ya? Yönetmenlik içimizde vardı zaten. Bu çoktan beri düşündüğümüz bir şeydi. İzleyicilerimiz diyebilir. Kim? Mesut abi, Mesut abi ne diyebilir? Ne değil bir kere. Mesut abi pek çok şey. Belediye başkan adayı, yönetici, üst düzey, evet. Bürokrat vesaire. Ne, şimdi yönetmen, yarın Kanal bakarsınız televizyona zaten holding sahibi. 11 yıl hizmet ettik. Tabii yönetici olarak, sunucu olarak, program yönetmeni olarak. Peki, sunucu dedin abi. Bir gün Kanal 7'de bir program. Sevgili Mesut Özen ki hemen arkamda oturur, sunucu. Şöyle bir hadise cereyan eder. Neydi programın adı? Abi yönetmensin herhalde Türkiye meşgul olacaksın. Evet. İstanbul tabii. Bülteni, Türkiye Bülteni. Ya aç abicim. 4 mevsim Anadolu. Ha. İstanbul Bülteni programın adı. Mesut Özen İstanbul'la ilgili, yanlışsam düzelt abi, evet. Bir şeyler anlatmaktadır. Bu arada koltuk da asansörlüdür. Koltuğun altında bir kol vardır. Basarsınız aşağı iner, basarsınız yukarı kalkar. Onu bizim Mikail'cimiz, stüdyodaki görevli arkadaşımız ayarlamış. Fakat sunucu Mesut Özen ki hemen arkamda oturur şu an yönetmendir kendisi. Konuğunun boyunu kısa zannıyla boyunu eşitlemek istemiş. Canlı yayında yakın planda şöyle bir şey olmuş. Bugünkü konuğumuz sevgili İstanbul Arfink. Fink ne? Sunucu yok. Çünkü sunucu koltuğunun yüksekliğini ayarlarken kadırdan kaybolmuş. Genel planda da Mesut Özen'i koltuğunu ayarlamaya çalışırken
Evet, İstanbul'un sorunları nedir diye hiçbir şey olmamış gibi yerseniz devam ederken gördünüz. Bu bir efsanedir biliyorsunuz Mesut abi. Bir takım şeyler tabii ki başımıza geldi. Efendim bir de bir şehir efsanesidir. Kanalın koridorlarında çınlanır. Stüdyodaki sineği anlatır mısınız bize Mesut abi? İşte imkan meselesi. Ya ne imkan abicim ya? Sıcak ışıklarla stüdyoda çalışırken yaz günü. Evet. Stüdyo içerisinde bir sinek dolaşıyor. Kendini bilmez. Canlı bilmez. Yayındayız. Oradaki set ekibinden bir arkadaş sinek ilacı sıkmak yerine sinek ilacı şeyini, ambalajını sineğe fırlatıyor. Kameranın önünden hızla bir şey geçiyor. Tüm bunları idare ediyoruz da bu arada. Bu filmi kaç günde çekeceksiniz inşallah? 12-13 gün gibi bir süre. Ne zaman seyredeceğiz tanıyoruz. Kısmet olursa? İnşallah Haziran sonu olabilir. Temmuz ayı olabilir. O zaman Elazığlılara söyleyelim burada. Daha çok yöneticiler bunu. Biz Elazığlılara ortalarını teslim edeceğiz inşallah. Elazığlılara söyleyelim. Çok yakın bir zamanda Elazığ'ın en tanınmış türküsü olan Çayda Çıra, Mesut Özen'in yönettiği filmle Kanal 7 ekranlarında sizlerle buluşacak. Elazığlıların, sadece Elazığlıların değil de tüm yurttaşlarımızın kaçırmamasını tavsiye ediyoruz. İnşallah. Allah kolaylık versin Mesut abi. Teşekkür ederiz. Bir emrin var mı? Yok sağ olun Mustafa. Teşekkür ederiz. Biz çok bir an önce kaçmak istiyoruz. Gerek çok i̇yi acil işlerimiz var. Böyle. Gerekse seninle ne kadar takılırsak illaki başımıza bir çorap geleceği için. Allah muhafızın. Hadi Allah'a emanet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.